Hepinize merhabalar gençler kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir bilgilendirme artı oyuncu analizi videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Mobici arkadaşlar bir önceki videonun altına yorum yazdı. Abi bize de bireysel talimatlar geldi. Nedir bu bireysel talimatlar? Birazcık da onlardan bahseder misin dediler. Ben de tamam bahsederim dedim. İlk önce bireysel talimatları göstereceğim. Daha sonra da Fransa, Arjantin ve İngiltere milli takım paketlerini inceleyeceğiz beyler. Şimdi ben kendi kullanmış olduğum Deelsal talimatlardan size örnekler vererek anlatacağım arkadaşlar. Çok basit. Herhangi bir zor bir şey yok. Mesela ben %90 ihtimalle ben beklerime defansif vererek oynuyorum arkadaşlar. Ya bu aslında sizin oyun tarzınızla alakalı bir durum. Ben böyle alıştım, böyle kullanıyorum. Ha, yeri geliyor oyunu açmak için beklere defansif vermiyorum ama bu oyun içerisinde ben iptal ediyorum onu ama ben maça başlarken defansifimi veriyorum, maça öyle başlıyorum. Nedir bu defans verme olayı arkadaşlar? Hemen şuradan geliyorsunuz taktikler kısmına. Bireysel talimatlar kısmına. Hücum 1. Gençler buraya basıyorsunuz. Bakın. Talimat verilen oyuncu hücumda ileri çıkmaktan kaçınır diyor. Yani bunlar hücumcu bek. Davis de hücumcu bek arkadaşlar. Van Bissaka da hücumcu bek. Eğer ben bunlara defansif vermezsem. Ee, her hücum şansı doğduğunda. <laughs> Davis ve Van Bissaka ileriye doğru çıkıyor arkadaşlar. Defansı bırakıyor. Ben de ne yapıyorum abicim diyorum siz orta sahayı geçmeyin ileriye gitmeyin siz oraya kadar yani orta sahaya kadar gelin orada durun diyorum daha fazla ileri gitmeyin diyorum. Onlar da bana tamam diyorlar tamam demiyorlar arkadaşlar. Şuradan hücum diyorsunuz defansif diyorsunuz buradan Davis'e defansif veriyorsunuz bakın şu anda Davis'e defansif verdim. Bu oyuncu hücumda ileri çıkmaktan kaçınacak yani orta sahayı geçmeyecek arkadaşlar tamam mı? Eğer ki siz ver kaçtılar falan kaçırmıyorsanız özel bir şekilde geçmeyecektir. Buradan geliyorum. ikinci hücum iki kısmına da arkadaşlar. Buradan e, defansif veriyorum. Kime veriyorum? Bu sefer Bambisakka'ya veriyorum. Bu iki oyuncum beklerim artık orta sahaya geçmiyor. Bu tamam değil mi? Bunu anladık. Bir de bunun tam tersi var. Ofansif var. Bakın ofansife atanan oyuncu normale göre sahanın daha ilerisinde pozisyon alır. Bu bir forvet oyuncusuna atanamazdı. Yani siz Van Bissaka'ya ofansif verdiğiniz zaman arkadaşlar. Tamam mı? Van Bissaka. Ee, dur veremedim. Ver abi. Bak şu anda verdim Van Bissaka'ya ofansif verdim. Oyuna başlarken Van Bissaka kendisini şuralarda konumlandırıyor arkadaşlar. Bakın şuralarda. Yani sağ kanat pozisyonuna kadar kendini çıkartıyor. Ofansif verdiğiniz için. Çünkü, çünkü en ufak bir ee, fırsat bulunda hemen buradan böyle uzayacak adam. Tamam mı arkadaşlar? <laughs> Anlaşıldı mı? Yani ee, buralarda falan bekliyor. Yani her an atağa çıkacakmış gibi bekliyor orada. Siz kaleci degaj yaparken arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani ee, defansı biraz boşluyor. İşte atıyorum ee, Hönes'e verdiniz ofansifi. de bakın zaten burada ee, açıklamalarda okuyorsunuz. Atan oyuncu normale göre sağın dahil desempozisi. Mesela Hönes çok fazla defansa geliyor değil mi? Ben mesela hep söylüyorum. Hönes'te bir olay var. Yani Hönes'in defansa çok fazla yardıma geliyor. 10 numara oyun tarzı oynayan bir oyuncu. Katılımı yetmiş ama sanki tam orta saha gibi defans yapıyor. Ben bundan eğer rahatsız oluyorsam tamam. O zaman geliyoruz abi bireysel talimatlara. Hönes sen diyorum gelme birader. Sen diyorum orta sahanın ilerisinde kendini konumlandır. Orada bekle diyorum. Artık Hönes benim yarı sahama kadar gelmeyecek arkadaşlar. İleride e, ofans bölgesinde bekleyecektir. Bu da başka bir talimattı. Şimdi. Bir de burada çakılı kalma olayı var arkadaşlar. Çakılı kalma nedir? Talimat verilen oyuncunun pozisyonundan yatay olarak çıkması sınırlandırır. Bakın yatay olarak çıkması sınırlandırır. <laughs> Örneğin santraforunuz tam ortadaki pozisyonunu korur. Kanat oyuncularınız ise içeri kat etmez. Yani bu oyuncunun sağa sola yani yatay olarak ee, nasıl diyeyim pozisyonlara girmesini engelliyor. Yani şudur. Ben mesela diyorum ki biraderim diyorum. Mesela Rumenige'ye. Çakılı kalmayı verdin değil mi? Arkadaşlar Rumenige artık burada duracak. Kral burada duracak abi. Kral burada yerini kaybetmeyecek. Veya diyorum ki Gulite veya işte Eto'ya. Ee, ya fark etmez. işte kime veriyorsanız yani. Çakılı kalma Eto diyorum mesela. Eto de. Mesela arkadaşlar Eto size şöyle göstereyim. Allah be çıktık. Bir dakika bir dakika çıktık. Şimdi şunu biraz aç. Şimdi Eto arkadaşlar bakın burada sabit duracak hücumlarda sabit duracak. Ya bu ne demek? Eto yeri geliyor şöyle bir koşu atabilir. Mesela şuradan şöyle çapraz. Mesela şöyle çapraz koşu bak. Bak çapraz koşu. Ve işte bu tarafa çapraz koşu. Bu tarafa çapraz koşu. Bunu yapmaması için abicim sen bu ortada böyle nal gibi çakılı kal. Diyeceksen eğer sakın sağa sola böyle şuraya gideyim buraya gideyim değil. Sen şu göbeğe burada nal gibi çakılı kal diyeceksen arkadaşlar aha burada bu çakılı kalmayı veriyorsun. Eto yerinden kıpırdamıyor. Ne buraya gidiyor ne buraya gidiyor. Yani çaprazlara falan veya yanlara doğru koşu atmıyor. Sabit ortada böyle arkadaşlar bostan korkuluğu gibi Eto böyle aha böyle bekliyor. Bunu da anladınız mı? Anlaşılacak bir şey yok değil mi? Tamam bunu da çözdük. Bak yine geriye bastım. Gibi <laughs> gir oğlum ya sürekli. Çakılı kalmayı da anlattık. Şimdi tabii benim şeyler bozuldu. Neyse onları düzeltiriz. Şöyle Krallar şöyle duruyordu. He. Şimdi ee, defansif talimatları anlatacağım size. Defansif talimatlar arkadaşlar. Kontra hedef beyler. Kontra hedef nedir? Talimat verilen oyuncu savunmaya yardım etmek için geri gelmektense rakip ceza sahasının civarında kalır. İleride kalır. Yani bu forvetler ileri geri koşarak enerjilerini harcamaz. Arkadaşlar kontra hedef. Şey verebilirsiniz mesela. Hönes'e diyelim ki verdik. Hönes arkadaşlar burada böyle... Ee, çakılı duruyor. Tamam mı? Ve yürüyor. Ya yani yürüyor derken artık buraya doğru gelmez. Kontrol hedef çünkü. Sen ileride konumlandır. Kardeşim sen geri gelme. Enerjini harcama. Sen atağa e, odaklan. Dedik Hönes'e arkadaşlar. Veya işte Hönes'e değil de e, Rumeniye Mesela ben genelde Eto'ya veriyorum şu anda. Mesela şöyle göstereyim size. Tabii benim şeyler bozuldu. Bireysel talimatlar. Defansif Davis defansif Van kontra hedef Samuel Eto şeklinde oynuyorum ben arkadaşlar. Yani Samuel Eto arkadaşlar ileride duruyor abi. Samuel Eto ya şu OS bölgesine bile gelmiyor. Ya şuraya kadar bile enerjisini harcamıyor artık. Çöğenesin olduğu yere. Burada bekliyor abi herif. Kontra hedef verdin. Sen ileride bekle dedin. Bir de arkadaşlar kontra verdiğiniz oyuncu. Hani L2'ye basıyoruz ya. Sizde R2 mi? L, ben de L2 mi? Hangisi? Unuttum. Şu plase R. Ben de R2. Yok left 2. L, L. L. Sol taraf. Ben de L2. Yani takım arkadaşı presini çağırıyorsunuz ya. Takım arkadaşı presi çağırdığınız zaman kontra hedef verdiğiniz oyuncular hareketlenmez. Sen Eto'ya kontra hedef verdiysen ve Van Dijk'ın top ayağında mesela. Rakipte, stoperde. Van Dijk var top ayağında. Eto'nun üstünde imleç yanıyor. Sen L2'ye basıp Eto'yu hani prese göndermek istiyorsun ya. Eto gitmiyor. Çünkü sen Eto'ya kontrol hedef verdin. Höynes'e mi verdin mesela kontrol hedefi? Atıyorum orta sahasında kim var işte? Ee, Ödegard. Rakipte Ödegard var. Ödegard'ın yanında Höynes var. Sen l bastığın zaman Höynes prese gitmiyor. Bunu da anladık mı? Tamam. Valla gayet de güzel anlatıyorum artık. Anlayın yani arkadaşlar. Diğer talimat neydi? Bireysel talimatlar. Diğeri neydi? Derin çizgi ha bir de bunu soruyorsunuz arkadaşlar derin çizgi bakın Çok basit anlatacağım herhangi bir zorluğu yok Talimat verilen oyuncu Savunmaya kolayca katılmasına olanak sağlayan bir pozisyona çekilir Bu bir defans oyuncusuna atanamaz Bu geride 5 oyuncu ile oynandığında bir os oyuncusuna atanamaz yani siz Arkadaşlar şöyle söyleyeyim size Çok basit kafa karıştırmayın 5'li savunma oynuyorsanız Arkadaşlar bir tane e, gö oyuncusuna veya bir tane orta saha oyuncusuna bunu atam atayamıyorsunuz. Bunu ne zaman atayacaksınız? Tamam mı? Söylüyorum. Bu bu işte ben oynuyorum değil mi şu anda? 4 2 1 3'lü oynuyorum. Ee, diyorum ki, diyorum ki Raikard. Bak şimdi sana anlatacağım şimdi. Bak Raikard dost değil mi? Abi Raikard'a ben derin çizgi verdiğim zaman verdim değil mi? Bak Raikard'a derin çizgiyi. Bak şöyle oluyor. iyi izle. Animasyonu gösteriyorum oğlum. A abiniz öyle gösterecek size. Bak animasyonu gösteriyor. Şimdi rakip hücum yapıyor tamam mı? Şunları özellikle açtım size göstermek için. Rakip hücum yaparken abi şöyle oluyor olay. Aha böyle oluyor kral. Gördün mü? Derin çizgiyi. 3 stoper 2 beke 4 yani 5'li savunmaya dönüyormuşsun gibi düşün. E dos oyuncuna Önlü yani verdiğin zaman bunu bu şekilde abi iki tane stoperin ortasına böyle geliyor ve burada üç tane stoperli gibi bir sistem oluşuyor. Bunu biz kime veririz? Abicim ön libero oynayan oyuncular bu işi iyi yapar. Bir ee, yok edici oynayan Viera gibi oyuncular e, derin çizgiyi iyi yapar. İki oyun kurucu Beckenbauer gibi veya işte ee, şu anda orta saha oynayıp oyun kurucu olan orta saha oynayan kim var? Aklıma Beckenbauer geldi. Beckenbauer gibi ee, oyuncularda bu derin çizgiyi verdiğiniz zaman arkadaşlar aynı böyle böyle iki tane stoper'in ortasına aha böyle geliyor herif. Ve böylece ne oluyor? Siz burada üç tane stoper, iki bek bir tane orta sahaya düşmüş oluyorsunuz. Ama rakip atak yaparken oluyor bunlar. Yani ileriye doğru oyuncun çıkmaz çok fazla. Ge gitmez. Orta sahanı geçmez sürekli kendisini defansa odaklar. Yani stoper mevkisine odaklar kendisini. Ortaya. Aynı şu gösterdiğim yere odaklar. Bunun dezavantajı ne? Avantajı şu. Rakip kalabalık geliyorsa. işte 2 OS, 2 SF, 1 GF, full hücum. 5 tane hücumcu var. Bir tane bunu çekersin. Derin çizgi verirsin. Raykart'ı da stopere at. Böyle stopere çekilir. Ee, hücumlarda. Rakibin yaptığı hücumlarda. Yani sen hücum yaparken burada durmuyor. Yani onu anlat, onun üstüne basa basa söylüyorum. Rakip hücum yaparken Rykard aha böyle buraya gelip giriyor. Tamam mı? Ee, yalnız handikapı şu. Orta sahayı e, iki kişiye düşürmüş oluyorsun. Yani çünkü buradan bir kişi artık orta sahayı bırakıp senin stoperlerinin arasına geliyor. Defansına geliyor. Yani burada ne oluyor? İki kişiye düşüyor orta saha. İşte bunu artık e, nasıl anlatayım? Yani oyun tarzınız, oyun stiliniz... Yani işte atıyorum sen 2 olsa ile oynuyorsundur. Bak şimdi mesela şöyle yapmışsındır. Tamam mı? 2 olsa oynuyorsundur. Şöyle yapmışsındır. Bu da bu da olsa de buna. Heh. E sen bir de şimdi derin çizgi verdin şeye. Ee, Ray Baba şura çiftlik bak. Bak şura çiftlik görüyor musun? Bak şurayı. adamda da şey var abi. 4-3-1-2 ile geliyor. Bir dos 2 gö bir olsa ile geliyor. Sen adama orta sahayı bir anlamda bırakmış gibi bir şey oluyorsun. Ya işte bak bunlar Rakibin oyun tarzıyla, rakibin oyun sistemiyle alakalı ve senin o sisteme göre alacağın e, harekete bağlı şeyler. Yani ben bazen işte maç videolarını paylaşırken mesela atıyorum benim kendi görüntüm yok. Mesela acil videoya giriyorum iyi bir rakip geliyor falan. Arkadaşlar orada yaptığım hareketleri izleyin. Sadece golü izlemeyin. Bak 2 saat adamın oyun planını inceliyorum o videolarda. Ben yokum ama görüntüde. Bak inceliyorum orada ona göre değişiklikler yapıyorum söylememe gerek yok zaten ben işte bireysel talimatları ona göre veririm. yani benim maçları izlerseniz zaten neye niçin nasıl niye onu oraya vermişim niye ray karta derin çizgi vermişim onu zaten sadece izleyerek bile anlayabilirsiniz tamam mı arkadaşlar? Bak durum bu bu kadar basit aslında ama bazı arkadaşlar izlemiyor üşeniyor abi şu ne oldu bu ne oldu diyor halbuki ben onu videoda gösteriyorum falan filan neyse şimdi o ayrı mevzu şimdi oraya girersek çıkamayız. Benim zaten sistem bozuldu. Neyse ben bunu sonra düzeltirim arkadaşlar. Benim şeyin <laughs> de için ettiniz. Dizil işin de için ettiniz. Başka ne vardı? Ee, başka ne vardı kral? Bireysel talimatlarda. Ha arkadaşlar adam markajı. Şöyle söyleyeyim. Bunu maç içerisinden yapabiliyorsunuz bu arada. Ee, adam markajı değil mi? Maç içerisinden yapılıyor. Aynen. Ya şu. E, rakip forvete. Atıyorum buna tıklıyorsunuz. Saliba'yı seçiyorsunuz. Saliba diyorsunuz şeye işte rakip forvette kim var işte Romario var. Romario'ya adam markacı. Birebir adam markacı uyguluyor. Adı üstünde adam markacı. Bunda anlamayacak bir şey yok. Sıkı da arkadaşlar. Ee, rakipteki oyuncuyu seçiyorsunuz sadece. İşte Romario ise Romario. Kimse Mbappe ise Mbappe. Rakipteki oyuncuyu seçiyorsunuz. Bek yakınsa yani orada o seçtiğiniz Mbappe'ye benim bekim yakınsa yani mesela rakipte Mbappe var. Hem şuradaki şeyi de gösterebilir miyim? Ya yani aslında şuradaki şablonda gözüküyor. Bakın. Hangi oyuncu yakınsa o gidiyor markaja. Ama adam markajında seçtiğiniz oyuncu o oyuncuya gider. Ya Saliba'yı seçtiysen Saliba gider. İşte Van Bissaka'yı seçtiysen Van Bissaka gider. Ama sıkı markajda kim yakınsa o bölgede. Van Bissaka yakınsa Van Bissaka gider. İşte Saliba yakınsa Saliba gider. Sıkı markajda bu arkadaşlar. Bunda da anlamayacak bir şey yok. Tamam mı? Ee, durum bu şekilde. Tamam. Zaten yazıyor. Seçilen rakip oyunculara normalden daha sıkı bir markaj uygulanır ve markaj yapan oyuncu pozisyona göre değişir. Bak işte beke yakınsa bek markaja gidiyor. Soper e yakınsa soper markaja gidiyor. Bu talimat yalnızca maç için ayarlanabilir. Takip ederken boş alan açılabilir. Bakın buna da dikkat edin. Yani çünkü e, atıyorum rakipte şey vardır. E, nasıl örnek vereyim? İşte geriye gelen forvet var. Kim mesela? Benzema var. Atıyorum şu anda. Sen Benzema'ya sıkım marka uyguladın ya mesela. Benzema geriye gelen foret ya. Abi Benzema şöyle geriye geldiği zaman bak. Şu Benzema düşün. Şu şu an geriye geliyor ya Benzema. Şey fırsatçı golcü değil aralara kaçmıyor. Böyle geriye gelirken tamam mı? Peşine de sıkım marka kim varsa onu peşine takar. Ne olur mesela atıyorum Tomiya şu peşine. Tomiya şöyle burayı bir açar abi. Aha senin burası çiftlik. Bak şurada çiftlik oluyor. Ya işte bunlar Dediğim gibi artık şeye bağlı. Sizin oyun tarzınıza, rakibin oyun sistemine alacağınız ee, önleme göre değişir. Tamam mı arkadaşlar? Bunlarda anlamayacak bir şey yok. Dizilişi düzeltmem lazım. Şu Yok düzeltmeden çıkmayacağım. Düzeltmem lazım. Kafam takılır benim. Şöyle yaptık. Şu şuraya geliyor. Şu gö oluyor. Kralı şöyle şuraya SF yapıyoruz arkadaşlar kralı. Şu kralda şöyle şuraya şöyle GF yapıyoruz. Benim oyun sistemim bu şekilde arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi bireysel talimatları anladık mı gençler? Bir şey yok yani bireysel talimatlarda. Bence gayet güzel anlattım. Paketlere geçelim. Gençler sizin asıl mevzunuz o. Şimdi şu oyundan bir çıkalım. Oyunu bir kapatalım kral. Arkada oyun çalışmasın. Çık biraderim. Oyundan çıktık arkadaşlar. Şimdi Açalım şöyle ekranımızı. Ha ekranımız zaten hazır geldi. Şimdi ilk önce hangi paketten başlayalım? Fransa çıkmış. Fransa'dan başlayalım. Daha sonra ee, Arjantin'e bakalım ve en sonda İngiltere Ligi paketini inceleyip videomuzu sonlandıralım arkadaşlar. Hemen şöyle ayarlarımı da yapayım ben. Yaptım. Tamam. Yok yapmadım. Ha şimdi aynı ekranda mıyım? Tamam aynı ekrandayım tamam. Fransa'dan kimler geldi arkadaşlar? Hemen size söylüyorum. Olivier Giroud, Bamba Samba. Bunun potli kartı buglı demiştik. Güzel gelmişti. Burada bir Hernandez kartı var. Ne alaka anlamadım. Onu pas geçeceğim. Turam, Dembele, Upamecano, Jonathan Klaus, Toşemeni, Fofana, Kamavinga ve Zaire Emery. Bu da genç ve baya e, bayağı gelecek vaden bir oyuncu arkadaşlar. Ve Antoine Griezmann Big Time kartı var arkadaşlar. Videonun sonunda da zaten hatta Arjantin paketini de e, ee, hatta neyse videonun sonunda bir de genel değerlendirme yaparız. Hani alınır mı alınamaz mı nedir ne değildir. İşte bazen soruyorsunuz abi bende geriye gelen Messi var benim almam gerekiyor mu? Hayır alman gerekmiyor. Zaten sende Arjantin Messi var. Yani bir de bu paketi alıp da boş e, boşu boşuna koyuna git başka paket al. Yani ama mesela bende gezici kanat Messi var. Mesela genç Messi olan. Mesela ben almayı düşünüyorum. Ama ne zaman almayı düşünüyorum arkadaşlar? Paketin bitmesine bir gün kala. Niye? Zaten elimde Messi var. Ne gerek var? Bunun 2 ay mı süresi var bu paketin? 2 ay süresi varsa ben bunu yeni sezon mesela. atıyorum, e-Football 2025'e girerken ben bu paketi alacağım. E Messi'yi ben 2 iki ay, 2,5 iki ay daha fazla kullanmış olacağım. Mesela Antoine Griezmann öyle. Yani şu anda benim bir aciliyetim olmadığı için ben bu paketlerin e, bitmesine bir gün kala alacaksam şayet alacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ama sizin acil ihtiyacınız vardır. mesiniz yoktur. İşte ne bileyim Antoine Griezmann belki hemen denemek istiyorsundur. O zaman al ona bir şey diyemem. Ama benim şu anda bir aciliyetim yok bu oyuncular için. Daha sonra düşüneceğim. Beni fikrimi sorarsan buydu. Şimdi. Olivier Giroud'dan hemen hızlıca başlayalım arkadaşlar. Söyleyecek bir şey yok. Kafa vuruyor. Hedef adam. Top tutuyor. Dön vur. Topu. Top kontrol 82 gelmiş zaten. Topu düzelt vur. Yani bunun başka yapacağın hiçbir şey yok. Orta kafa oynarsan orta keseceksin. Bu da kafa vuracak. Zaten 90 sıçraması var. 92 kafası var. Söyleyecek bir şey yok arkadaşlar. Ee, hava üstünü süpeye dek e, tek pas kafa. Zaten e, uzun mesafe şu çekme gelmemiş bu arada. Uzun mesafe plase gelmiş. Enteresan. Ona da bir yorum yapamayacağım. Vakit kaybetmeyelim. Geçelim arkadaşlar. Bamba Samba. Arkadaşlar Bamba Samba. Ben öyle diyorum. Herhalde Bamba Sambadır ismi. Bilmiyorum. Ee, bir sürü becerisi var. Ki şu ara pası vermem herhalde yanlış, arapası ara pası yoktur arkadaşlar. Elle falan attı, Yo varmış el atışı şu. Alçak degaj penaltı kutusu, kaptan ama fazla beceri var. Ben o yüzden bu kartın bug'lı olduğunu söylemiştim ta o zaman, potvisi geldiği zamanda Ve kullanan arkadaşlar da memnundu. Ee, ama bu kartın sanki bana kalıcı özellikleri düşük gibi geldi, sanki değil bence düşük. Yani 85 farkındalık falan yok abi, kalecide en az 90 olmak zorunda, artık. 89 falan olması lazım yani yüksek olması lazım. Savuşturması falan hani düşük gelmiş. O yüzden bu Potvi kartından e, o da şu kart mıydı bilmiyorum şu anda hatırlamıyorum Potvi kart hangisi video uzamasın bugün zaten yoruldum 50 tane video çektim e, gerek yok bence kullanmayın yani varsa öteki kartını kullanın bilmiyorum Magnum varsa Magnan kullan ne bileyim e, Markus Turan arkadaşlar e, sahte koşucu e, bu da işte az önceki anlattığım eğer talimatlardan atıyorum rakipten Markus Turan var sen tuttun Markus Turan'a adam markacı verdin diyelim ki Sıkı markacı değil, adam markacı verdim. Mesela o da tehlikeli. Niye? İşte bende saliba var. Salibayı ben turama verdim. Adam sahte koşucu Adam çaplazlara sahte koşular atıyor. Ee, arkadaşlarına alan açmak için. E ben zaten buna markacı verirsem ne olur? E bu benim saliba turamın peşinden taca doğru gider herhalde. Yani e, arkası boşalacak. E, adam da gelip gol atacak. Şimdi anlıyor musunuz demek istediğimi? Durum bu. Ee, yani bazen işte... E, Geriye gelen forvetler ve sahte koşucular ilerideki o şey tandemini bozmak için o stoper tandemini o defans çizgisini bozmak için Atıyorum 2SF'li bir gfli sistemlerde veya işte 2SF bir sağ açık kullanıyorsan neyse artık Oralarda bir tane geriye gelen forvet veya bir tane sahte koşucu kullanman oradaki defans çizgisini bozmanı sağlayacaktır Bunlar da işte detaylar arkadaşlar tamam mı? Geçiyorum gençler yani ha geçiyorum derken işte 90 ofans fandalı var 80 şut gücü var bence şut gücü düşük yani ben hep söylüyorum 85 olması lazım en az forvet oyuncularının bitiricilik falan sınırda yani böyle biraz uzun boylu zaten hani orta kafa oynayabilir misiniz kafası var hava üstünü ver ver verme fark etmez yani ama verse güzel olur bu arada. Yani 1.92 boy var o yüzden belki hava üstünlüğü vermiyor. Çünkü zaten boyu uzun. Hava üstünlüğü ama yine de ver istiyorsa. Ee, yani kafa vurabilen bir forvet oyuncusu. Sahte koşucu alan açar. Ara pası atarsın. Bunu atmasan diğer oyuncunu atarsın. Ya ona bir asist yapmasını sağlar. Bir de asistin asisti var ya futbolda. Bir de o çıktı o tabir. Asistin asisti. Ulan ne ya adam orta sahadan pas atıyor. Oradan şey atıyor. Kanada kanattan adam içeri atıyor da. O en baştaki ilk pası atan oyuncu. Ulan 3 pasta geliyor. İlk pası atan asistin, asistini yapıyormuş. İkinci pası asist oluyormuş. Neyse şimdi kafa karıştırmayın. Bir de öyle bir tabir çıktı yani. 3 pasta geliyor ya rakip kaleye. Asistin asistini yapan ilk pası atan oyuncu oluyormuş. Aptals, aptal saptal işler. Neyse. Ee, yo o zaman kaleciyi de sokalım. Asistin 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 asisti diyelim yani. Futbol yorumcularının canı sıkılıyor. Böyle neyse. E, hız 93, hızlanma 88. E, şut gücü 80. Sıçrama 82. Yani dediğim gibi. E, farkındalığı hızı olan ve 1.92 boyunda olan bir oyuncu arkadaşlar. Top sürmede 82 gelmiş. Fena değil. E, kaçırdığınız anda veya işte orta açtığınız anda kafa vurabilen bir oyuncu. Zaten 3 tane hücum yapay zekası da mevcut. Geçelim. Osmane Dembeyali. Bela Dembeyali. Bitirecek 75 olmuş. Yani yakışmamış aslında dembeleye Bir 80 olsa güzel ki 80 yapılabilen kartı geldi herhalde Şu anda tam yanlış hatırlamıyorsam şayet Top sürmesine bir tane alıp Kıvraklığa vermek istedi canım Niye öyle oldu Bu beni rahatsız etti şu anda şu Beni rahatsız etti 79'a Kabul edemem hayır Onu kabul edemem Heh onu kabul edemem. 80 e göreceğim orayı. Öyle 79 ne oğlum? Mesela denge 89 mesela. Şimdi orası rahatsız ediyor. Orada 90 görmem lazım. Neyse bu iş uzuyor. Şimdi arkadaşlar. Ee, yani kanat forvet diyebiliriz bir oyuncu ama bunun pası ee, çok fazla var gençler. Aslında bu oyuncu kullanım tarzınıza göre şekillendirebilirsiniz. Pas atmak istiyorsan Dembele ile pası yükseltirsin. Yok abi ben şut çekeceğim. E, bana 75-78 yeter diyorsanız da şunu şöyle yetmiyormuş. Şöyle oluyor. Ya ya pas tercih edeceksin ya şut tercih edeceksin. ikisinden biri. Ama böyle de kullanabilirsin ama e, pas ihtiyaç oluyor ya. Cık, yok abi pas ihtiyaç oluyor ya. Valla. Ben vazgeçtim. Ben şöyle yapacağım. Şu. Durum bu arkadaşlar. Çift olması bence avantaj. E, becerileri de artık e, kullanım tarzınıza göre verin. Pas becerisi yokmuş oyuncu da bu arada. Devam ediyorum. Dayot Upamecano Beyler, Upamecano'nun enteresan bir şekilde şuralar fullenmiş. 98 99 99. Sıçrama 91, temas 90. Yani şuralar muazzam. Farkındalık 88'de kalıyor arkadaşlar. Hızı güzel. Yani bence güzel, kötü değil. Aslında şurada bir 95 falan gelseymiş zaten epic karta bakıyoruz, falan diyecektik herhalde. Yani <laughs> bu ne olup? 82 hız falan bir orası 95 olursa baya yani iyi duruma geliyor. E, hızlanma konusunda birazcık e, burada sıkıntımız var arkadaşlar. Ki da 88'de kalmış. Deneyip görmeniz lazım e, beyler. Hızından alıp kıvraklığına verseniz bile 70'i bulamıyorsunuz. Mecburen ya savunmadan alacaksınız. Yani şu hareketi yapacaksınız. Birazcık 97-98'lere falan düşecek. Bunu kıvraklığa falan vermeniz gerekiyor ama gene olmuyor. Yani bir tane falan şundan almanız gerekiyor herhalde. Şu. Gene 69'da kaldı de ne? tamam, neyse. Tamam yok kurcalama. Yok sevmem böyle işleri. Bir dakika. Sen şunu ver abi tamam. Bunu böyle kullanacağız arkadaşlar. Bunu yani gerçi ee, eksiklik çok fazla hissettirmiyor gibi. Bende de Upamecano var. Bir ara kullandım ama neydiüğünü anlamadım. Yani ee, bazı zamanlarda hızını gösteriyor. Bazı zamanlarda ki za Verkaç'ta da zaten yapacağı bir şey yok. Hızlanması çok ağır. Yani rakip Verkaç yaptıktan sonra bunun hızlanmasıyla o hıza yetişmesi zaten ee, hani yakın bölgelerde diyorum. Yani şu farkındalıktan dolayı kafamda soru işareti var. Yani farkındalık 95 falan gelseydi e zaten şey hızından al abi. hızlamaya 70'e falan getirsen bile çok rahat bizi götürdü ama yani şu anda hızlanmasının 66 olması ve defansif da 88 yani 90'ın altında olması oyuncunun ee, bir tık ağır hissetmemize neden olabilir? Buradaki avantajımız şu. Agresifliğin 99 gelmesi. 99 gelmesiyle ee, çok fazla yok edici zaten. Ön tarafta rakip ee, forvete basacaktır. İşte bastıktan sonra ee, eğer ki topu alamazsa dönüşü 66 hızlanma olduğu için biraz ee, totosunu kaldırıp dönmesi zor olacaktır. Bunu bir denemeniz lazım. Ama şuraları gayet güzel yani. 10 numara 5 yıldız, hız 82, şu, şuralar. Yani buralar güzel. Ona bir şey diyeceğimiz yok gençler. Yanlış anlaşılmasın. Açı dağıtması falan da var. Bak akrop bak buralarda full. Ama bunu bir denemeniz lazım. Bir deneyin. Hissetmiyorsan, memnunsan hiç dokunma. Bu şekilde kullanmaya devam et. Tamam mı arkadaşlar? Jonathan Klaus. Böyle Jonathan Klaus. Görev adamı, kral. Kanat bekle kullanabilirsiniz beyler. 85 yüksekten pası gelmiş. Yerin ortası da var. Pas becerileri de, de var. Ee, Hücumcu bek zaten. Hız hızlanması güzel. Dayaklığı da güzel. Dengesi eh işte fena değil. Şut gücü 88 orta açmak için ihtiyacımız var. Şut gücünü arkadaşlar. Ee, o da güzel bence. Ee, bir falso da eksikimiz var. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Ee, birazcık da top sürmemiz düşük gibi geldi bana. Ama onun dışında görev adamı diye kullanabiliriz bu oyuncuyu arkadaşlar. Geçelim. Aurelian Choumeni. Beyler. Çoğameni bir ön libero. Ön libero olduğu için arkadaşlar orta sahayı geçmeyecektir. E, ve bu hızlanmada e, farkındalığı da 90 olduğu için e, yeterli olacağını düşünüyorum. Gençler, kart kötü bir kart değil bence. Eee sıçraması 82, fiksel temas 85. Oralarda da e, bence fena değil. E, pasımız 83 84 güzel. Yani topu kaptıktan sonra güzel bir pas çıkartabilirsiniz o bölgelerden. Tamam. Ee, bir ön libero yani DOS mevkisinde oyuncuyu değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Stoper nasıl oluyormuş bu? Bak stoper de oynuyormuş. Deneyelim mi bir? Stoper nasıl oluyormuş? Bakalım abi. Stoper yaptım savunması hiç değişmedi ki ben anlamadım. Neyini yükselttin sen? Oğlum benim az önceki yaptığımda bir şey fark etmedi ki. Stoper yaptım. Burası gene sabit kaldı. Burayı yükseltti herhalde. 85 sıçram olsa. Yok. Allah Allah. yani stoper de aynı oynuyormuş o zaman. Al sana 85 olsun. Ha buna 4 vereceğiz. Şu. E peki bir dakika bir şey deneyeceğim. Stoper oynatacağız ya bunu. 4 desen 85'e fitledim mi? Fitledim. 85'te temas dedim mi? Dedim. Ha işte buradan cavlıyor. Hmm. Böyle oluyor. 74 70 falan. Ya neyse yok yok tamam vazgeçtim. Bunu az önceki gibi yapalım biz. DOS yapalım DOS. Tabii benim az önceki fulleme gitti kral. Nasıl yaptık az önce biz? Hatırlamıyorum ki. 77 mi yaptık? Kaç yaptık? Şöyle yaptık. Savunmayı şöyle yaptık. Yani işte. Şöyle mi yaptık? Herhalde böyle. Neyse. Yani işte videoyu geri sardım. DOS haline bu şekilde oynattın şu anda. Herhalde böyle yaptık. Tamam tamam. Neyse. Fofana. Arkadaşlar hızlı. E, sayılabilir. Bir tam orta saha için biliyorsunuz 82'ler, 85'ler fena değerler değil orta saha kartları için. Eee hızlanmasında birazcık problemimiz var. Defansımız iyi gözüküyor 80 ve üzeri. E, alçaktan, yüksekten pasımız var, top tutmamız var. E, bu oyuncuyla e, bence bence e, dosa koyup çünkü e, hızlanması da 75, bir de bitiricilik de yok zaten. Yani bunu Defans kötü gelmemiş, güzel gelmiş. Bunu defansif verip, dosa koyup defansif verip oynatabilirsiniz arkadaşlar. Bireysel talimatlardan tamam mı? Orta sahayı geçmesin. Yani şuralara falan koşmasın, gitmesin. Şurayı geçmesin, şurada dursun. Bitti. Söyleyecek başka bir şey yok. Ha kullanmaz, kullan. Yani illa kullan demiyorum. Hani ya vardır elinizde bir sürü tutup da fofaneyi oynatacak değilsin herhalde. Bilmiyorum yani. Ama ee, bence kötü bir oyuncu değil. 80 sıçraması var, 81 teması var. 184 boyunda. Ee, güzel. Yani de, e, yani bir, bir şeyler daha istiyor ya oyuncu. Hani böyle iyi değil, kötü de değil falan hani böyle ortada kalmış bir durumda. Mesela Eduardo De Camavinga'ya bak. Bak 85 80 görüyor musun? Eduardo De Camavinga'yı. Bak. Mesela farkındalığı da olsa bu Şofana'dan daha iyi. Herif. Bak görüyor musun? Fofan'dan daha iyi herif. 82 sıçrama 80 fiziksel temas. Yakın birbirine. Dayanıklılık 91-92 yakın birbirine. Hız hızlanma 85-85 tabii ki Kamavinga'nın. Pas ve top Aa, kısmı da güzelmiş Kamavinga'nın. O zaman Eduardo de Kamavinga'yı arkadaşlar değerlendirebilirsiniz. Eduardo de Kamavinga'yı beyler defansif vermenize gerek yok. Çünkü Fofan'ın hızlanması da ben 75 diye onu söyledim ama bakın Kamavinga'da 85-85 gider gelir basar yani tamam mı yani ister ver ister verme iki türde kullanabilirsin dosta da kullanabilirsin gödü de kullanabilirsin bu arada oyuncuyu fark etmez hız hızlanması güzel gelmiş çünkü dengeli gelmiş ara pası veriyor. tek pas dengeli pas top kesme harika açıyı daraltma verebilirsiniz. Ee, bütün pas becerileri gelmiş Buna da şut becerisi gelmemiş e, Bu krala da şut becerisi gelmemiş Güzel Durumu gençler Güzel ama şu 85-85 olması güzel Orta saha için gayet iyi Güzel bir hız 85 Bu 82-75 işte Neyse geçiyorum arkadaşlar Zaire Emery o Zaire Emery bir tık daha üst 88-85 ama işte artık hani buralar düşüyor Kamaving mesela. Kamaving'a tam ideal. Defans konusunda da hızlanma konusunda da tam ideal duruyor yani. Şöyle 80 e atsak aslında güzel olur da. Ona e, 5 puan istiyor. Hmm, pastan falan almamız lazım. Bir puan. Neden alacağız? Onu da 80'e attık. Sıçramaya veririz bir tane. Şuna veririz. Mesela bak. Görüyor musun? Koy baba tam orta sahaya. Bak koy. Defans da yapsın. Ama işte biticilik yok. İleri çıkacak. O yüzden diyorum yani. Hani gider, döner ama e, hani gittiği zaman şut atmayın abi ol. Zaten 79 şut gücü var. Ya bunu böyle orta sahada e, kullanacaksınız arkadaşlar. Kante gibi. İşte eskiden Fenerbahçe'de şey vardı. Stefan Apia. Ama Apian şutu vardı be. Şarkı'ya attığı gol aklıma geldi. Şarkı'ya gol atmıştı ya. Şarkı maçı değil miydi o? Safın Apian şöyle şöyle yapıyordu ya. Şöyle şöyle sevinirken. O geldi aklıma. Ama Apiyat'ta çift yönlü. Apiyat'ta bitiricik de vardı. Şut da vardı herifte. O tam orta sahaydı. Ulan şu Konami şu Apiyat'ı getirse ya işte. Aslında bir sürü oyuncu var getireceği yani. Apiyat parmada mı iyiydi? Ondan sonra mı Fenerbahçe'ye geldi? Yani parmada Çıkış yaptığını hatırlıyorum. Eğer yanlış hatırlamıyorsam. Apiyah'ın. Parma'da çıkış yaptı. Ondan sonra bir meşhurlandı falan da. Fener'e nasıl geldi o hikayeyi tam hatırlamıyorum yani ama. Ee, tam orta sahanın yakıştığı bir oyuncuydu yani. Onu söyleyeyim size. Shoot, defans, ofans. Abi hepsi var. Fizik, müzik, hız. Var ya. Yani. Neyse şimdi konu dağılıyor. Yani Zaire Em'de de işte ee, defans. Yani Kamavinga'nın defansının düşük hali diye düşünelim arkadaşlar. Sıçraması falan yok, boyu da kısa. Şimdi bu böyle bir avantaj mesela bak siz 83 sıçraması var 1.82 boyunda. Zaire Emery 1.78 62 sıçraması var. Yani hava topunu alamaz bu oyuncu. Arkadaşlar bunlara da dikkat edin. Yani ben buradan hani şu 3 mesela tam orta saha gelmiş. Ben buradan abi şey alırım aradan. Kamavinga'yı alırım aradan. On sonra söyleyeyim yani. Geçelim asıl mevzumuza. Antoine Griezmann gençler geldi. Antoine Griezmann 10 numaralı tarzda geliyor arkadaşlar. E, 104 overall e, oluyor e, kartı beyler. Şimdi aslında 105 oluyor da ben böyle e, işte değiştirdim 104'e düştü. Yanlış hatırlamıyorsam 105 oluyordu otomatiği. Şimdi dengeye boost aldırdım. Bak dayanıklı boost aldırdım. E, bitiricik 88'e gayet güzel yetiyor bu arada. Yani yetmiyor zannetmeyin. Oraya dok, otomatik yapınca 90 oluyor da gerek yok. 92 falso gayet güzel. Duran toplar 90 gayet güzel. Bakın top kontrolü, top sürmemiz hepsi 90 ve üzerinde ofansif alak 94 oyuncu 10 numaralı tarzında oynuyor arkadaşlar. Katılımın 76 olması bir Hönes etkisi yapar mı? Bunu bilemem. Oynayan arkadaşlar söyleyecek. Hönes çok değişik bir kart. Yani 70 katılım var. Yani herife gelme diyoruz. Geliyor geriye. Yani öyle de bir takım savunmasına yardım eden bir kart. Şimdi e, bunda katılım 76 gelmiş. E, ofansif vermezseniz sanırım takım savunmasına gelecektir. Yani şu bölgelere OS, GF'ye de koysanız şu OS yani şu göbeğe kadar geleceğini düşünmekteyim. Arkadaşlar kontra hedef veya ofansif vermezseniz şayet. Bunun üstüne basa basa söylüyorum. Çünkü mobilci arkadaşlar hani örnekler göstererek anlatıyorum işte size şu anda. Ee, katılımı iyi. Yani Hönes geliyorsa Griezmann da gelir diye düşünüyorum. Eğer Griezmann gelmiyorsa Hönes de kartı bozuk. Arkadaşlar ortaya o çıkar yani. Şimdi 86 hız 92 hızlanması var. <laughs> ben şöyle düşünüyorum. Speed boost yaparak top hakimiyetini e, ni kullanarak e, GF bölgesinde e, faydalanabilirsiniz. OS mevkisi için boyu kısa ama e, top hakimiyeti var. Eğer top tutuyorsanız, ayağınızda işte ne bileyim işte top oyun açmak için acele etmiyorsanız işte dönü, işte al ver, al ver gülüm falan yapıyorsanız Zaten yeterli bir hız o. E, GF bölgesinde de e, farkında da 94 olmasından mütevellit yeni cümleler kullanayım size anlatırken. <laughs> e, ben hızının 86 değil de bize 88-90 gibi hissettireceğini düşünmekteyim. Arkadaşlar. E, kart bence güzel bir kart. Ben dengesini özellikle 88'e yükselttim ki top sürerken ee, herhangi bir fiziksel temasta hemen topu kaybetmesin, dengesini korusun hemen yere düşmesin arkadaşlar. Ee, Antoine ee, bence bu şekilde full yap kullanabilirsiniz arkadaşlar tamam mı? Yani e, hızını yeterli olacağını düşünüyorum. Yani çok da kurcaladım aslında. Hani videoya girmeden önce çok denedim, bir sürü formasyonlarını yaptım. Yani işte şeyi 95-93'lere falan çıkarttım, 90'lara çıkarttım top kontrolü falan. Hani hızlamasından kıstım top sürmesine falan verdim ama yani dengenin ve farkındalığın bu oyuncuda olması gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü e, bende Griezmann'ın 4-5 tane kartı var. E, i̇şte Villa paketinden geldi bir tane. Daha sonra işte başka bir paketten geldi. Yani o da hormonlu kart mesela. E, Epic paketinden çıkarttı. E, ya böyle bir e, bazen sahada kayboluyor. Griezmann. Bir tane potli kartı vardı bende. O potli kartı da abi deli gibi defansa geliyordu. Şimdi hangi kart şu anda hatırlayamıyorum. Videoda uzamasın. 2 saat onu bulmayın. E, o potli karta muhtemelen katılımı yine bu civarlardaydı sanırım. E, arkadaşlar gerçekten şu bölgeye kadar defansa geliyordu. Griezmann ve top alıyordu ki rakipte de karşıma geldi zaman öyleydi. O potli kartı. E, takım oyuncusu diye bahsedebiliriz kendisinden. Bundan dolayı. Çünkü takım savunmasına yardım ediyor. Ama ben GF ya özellikle yani GF'de bir e, etki alacağımızı düşünüyorum bu karttan. farkındalı çünkü yüksek bir oyuncu. 94 farkındalığı var. E, bir orada denenir. Çılgın koşu gole hata var bu arada yapay zekasında arkadaşlar. OS mevkisinden de top taşıyıp oyun kurup e, verkaçlarla, verkaçlarla oyuncuyu da kaçırabilirsiniz arkadaşlar. Ama kesinlikle GF'ye yakışan bir oyuncu bence. Onu da söyleyeyim size. E, Antoine Griezmann. Durum bu şekilde. E, aldıysanız e, bir değerlendirin bakalım. Nerede kullanacaksınız, ne yapacaksınız. Ben tabii ki yine beceri fakiri. Yani e, a sombrerosu varmış çok güzel. Ha sombrero yapıyorum ya ben iyi kullanırım bunu. Alı tabii şimdi almayacağım da paket bitmesine bir gün kala al, alırım belki. Tek pas yerine orta anında şut. Ya Şut becerisi istiyor. İlla ki istiyor. Uzak mesafe plase. Bak. Falsos 92 mesela. Yani şey de yaptım mesela. Bitiriciliği biraz daha kısıp mesela hızla şut gücüne de boost aldırdım. Nasıl yaptım onu tam hatırlamıyorum da. Dur bakayım. Şut çekmeden alıp bir tane mi veriyorduk? Nasıl yapmıştım? Şunu 90'a fitlemiştim. Şu. Hıza da boost aldırıyorsunuz. Bakın arkadaşlar. İşte 86'ya düşüyor ama bitiriciliği. Ya burada artık karar sizin ama ben onu çok gerek görmedim. Bence şu daha iyi olur. Hem duran topta da bir tehdit oluşturur Antoine Griezmann. Beceri vermeniz şart. Pas becerisi vermeniz şart. Arkadaşlar ara pası vermeniz lazım bu oyuncuya. 10 numara yani OS'e ya de koysanız ara pası atacak. Tek pas var mı? Varmış Allah'tan var. OS'e koyarsanız hafif yüksekten pas gönderebilirsiniz. OS bölgesinden. GF'den çok işinize yaramaz da. GF'den dengeli pas atarsın Veya seden de dengeli pas atarsın. Bakın onları ekleyin. Şut becerisi ekleyin arkadaşlar. Özel kullandığınız bir beceri varsa Mars'e dönüşü falan onu verebilirsiniz. Mücadele ruhu verebilirsiniz arkadaşlar. Antoine'a. Tamam mı? Bu mevzu tamam mı? Bak kapatıyorum bu sayfayı ha. Bu sayfaya bir daha gelmez. Öteki sayfa hangisi? İngiltere yok. Messi'ye bakacağız gençler. Messi'yi 108 overall yaptım. Onu hemen gösterme. Sırayla. Yani 108 overall'ı nasıl yaptım? Yani kart GF gelseydi 108'lik bir kartmış aslında. O potansiyelini ortaya çıkarttım ben. Neyse. Şimdi burayı, burayı kapatıyorum arkadaşlar ve Arjantin paketiyle devam ediyoruz. Antoine'a göçmek dile ediyoruz ve kapatıyoruz. Ve artık şu anda Arjantin sayfamız gözüküyor mu? Gözüküyor. Ben de gözüküyorum. Hadi devam edelim. Ağzım dilimde kurudu. Arkadaşlar bir daha bu kadar paket gelirse vallahi çekmeyeceğim bu kadar video. Yoruldum. Vallahi yoruldum. Bitmedi abi. 50 tane paket var. Daha şunlar var bak. Daha şunlar var. Bir de şunlar var. Ama bunları hızlı hızlı geçeceğim. Yani bunların zaten ee, böyle uzun uzadıya anlatmayacağım. Yarar yaramaz. Aa, o, 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 falan filan böyle yapacağız. Tamam mı gençler? Neyse Kimler gelmiş Arjantin'den? Angel Di Maria, Otameni, Tagliafico, Rodrigo De Paul, Emiliano De Martinez, Molina, Romero, Enzo Fernandez, Buanotte ve Alejandro Garnacho geldi arkadaşlar. Ve Leo de Pepsi geldi beyler. Messi yani. Şimdi hemen şeyden başlayalım. Aa ben bunları yapmamışım. Güzel. Buradan otomatik kendimiz yapalım. Şimdi. Ya böyle güzel. 82-80-90 şut gücü. Eee iyi. Tamam. Ee, bitiricilik de ha bitiricilik biraz cağlıyor dur o oh, hoşuma gitmedi bir dakika onu nasıl yapabiliriz iki pastan alıp pası komple alıp şuta vermemiz lazım şu yapacak bir şey yok şunu buslu bıraksam pasa vereceğiz mi şu 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 Böyle de olabilir. Pası da çok düşürmedik ama artık karar sizin de. Ee, böyle de güzel gözüküyor. Böyle de oynar ya. Çok sıkıntı değil. GF zaten. Hani sağ açık sol açıklığı hızı bu kadar yetersiz olabilir arkadaşlar bu arada. Onu söyleyeyim. Hızı. Ee, hani oraya koymayın. GF bölgesinde Angel Di Maria'yı değerlendirebilirsiniz. Tabi bile beceri yok zaten. Geçelim arkadaşlar. Otomenti. Otomatik bir fullleyelim bakalım. Otomenti'ye futbol hayatında başarılar dileyelim mi? Ne diyorsunuz? Yok edici ve 67 hızında. Kral. Kendine iyi bak be kral. Dur bakayım. Kral. Görüşürüz. Taliafico. Görev adamı mı bu? Hava gücü temas ee, ee, falan filan. Tabi eksiklerimiz var. Ee, Taliafiko bitirci bek. Ben bunu şöyle kullanırım. Ben buna baba şöyle yaparım. Bak hemen sana gösteriyorum. Acele etme. Şunu yaptın mı kral? Yaptım. Ee, hava gücünden de bir tane versek ne olur? 75 temasa getiririz. Tamam. Abi defansifi veririm. Anca ben bunu öyle kullanırım. Yoksa Taliafico olmamış. Geçiyoruz. Hala da bu Arjantinli şey antrenörü de şeydi değil mi? Top çevirme ve şeyi aynı anda oynatıyor. Ee, hızlı kontrata değil mi? Yani oynayanlar var mıdır? Vardır. Hem hızlı kontrata hem top çevirme. Hani oradan da alınabilir. Messi'den dolayı da alınabilir paket. Rodrigo Depoli'ye bakalım arkadaşlar. Yeni bir saç stiliyle oyuna geldi biliyorsunuz. Depol 10 numara oyun tarzında. O yüzden şu savunmacıyı bir alalım oradan bir savunmayı biraz. Ee, şunu bir çıkartalım. Şuna şut gücüne bir boost verelim. Şunu da 80'e çekelim. Bitiriciliği 75'e yapabiliyor muyuz? Yapabiliyoruz. 3 tane şey verirsem ne olur savunmaya? Olur. Yani savunmaya da verebiliriz 3 tane. Ama ben bunu Arkadaşlar dengesinde olabilir. Bitiriciliğe veremiyorum değil mi? Bir tane kalıyor. Hmm. Ya şuna vereceğiz ya şuna cavlatacağız ki tam bir puan kalmasın geriye. E hadi şey verelim. Hmm. Alt vücut gücüne verelim. Nereye verdim oğlum ben? Az önce. Şu. 85 hız 80 ama. Ee, bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ee, topa hakim. Top kontrolü var. Ee, pası gayet güzel atıyor şu an. 90-92. Ha pastan da alınabilir belki. Ha, o da olabilir. Ya, biraz değişik bir çar bu. Her şeye geliyor yani. 90 şut gücüne çıkartabiliriz. Bitiriciliği biraz daha yükseltebilir miyiz? 78 oluyor bitiriciliği. Ya 75'te kalabilir. Yok ya pas atsın ya kral. Ne diyorsunuz atsın mı kral pası? 2 puan kaldı. Onda da ver abi kıvrakla. 86-85. Aynı. Böyle bir GF'de OUS'de arkadaşlar değerlendirebilirsiniz ee, Rodrigo de Paulu. Geçelim beyler. Emiliano de Martínez. Bir bakalım şu Martínez'e. Ee, bir şey deneyeceğim. 89'da kaldı. Hmm. Ne gıcık bir kaleci bu ya. Şimdi aklıma geldi de. Aşırı gıcık bir kaleci biraderim. Yani alçak degacı var arkadaşlar. Ee, yani değerlendirebilir misiniz? Bence bilemezsiniz. Çünkü daha iyi kaleciniz olduğunu düşünüyorum. Refleksler ve savuşturma kısmı e, 85 altında düşük yani. Yüksek gelseydi 87-88 falan gelseydi değerlendirebilirdik aslında ama Yakalaması, uzanması, kaleyi kurtaş yapacağı kapsıcı alan güzel. Yani 91. Yakalama 90, uzaktan şutları 90 ile yakalıyor. Yani. Ama benim tercih edeceğim bir şey değil. Çünkü 90, hani şuranın 90 olmasını istiyorum ben artık karcilerde. Molina arkadaşlar hemen bakalım. Kral görev, görev adamı. Bu arada defansı da var. E, pası da var. Molina'yı değerlendirebilirsiniz. Yerin ortası var. Geçelim abi. Romero beyler. 95 Farkındalık 95 katılım Yani Farkındalık falan 95 ve üstünde gelmiş aslında kötü değil güzel Hızını bir tık arttırabilir miyim ona bakacağım Gençler Bir dakika 90 sıçrama 85 temas tamam Baba budur o zaman. Tamam budur. Bak buldum. 78 hız 72. Tamam eyvallah. Farkındalıkta zaten 95. E, oyuncu kullanılabilir halde. 90 sıçraması var. 85 teması da var. E, becerileri de varsa uzaklaştırma, açıyı daratma, kaynak müdahale, hava üstünlüğü, top kesme, adam markacı, ara verme. Güzel. Romero böyle iyi oldu. Geçelim abi. Enzo de Fernandez arkadaşlar. Yine bir orta saha kartına bakıyoruz. Eee defansı var. Şurayı 80'e çeksek. Bir tane de kıvraklık çaksak. Herhalde işimizi görür. Veya savunmayı 75 e üstüne atmamız lazım. Öyle yapalım. Yani tam sınırlarda geziyor. Kullanır mısınız bilmiyorum arkadaşlar. Hani 80'e 80'e hızlanma. Hmm. GP'li kart havası var gibi. Yani şu pası da alsak heriften. GP'li kart havası var gibi geldi bana yani kart çok daha hoşuma gitmedi. Arkadaşlar. Yani Depol en azından yani. Şuralar hızlı hızlanması şuraları falan bakın yüksek yani en azından Depol. Ya bunu savunmaya alsak ne olur? Ne olacak? Baksana iki tane veriyorum bitti. 82 hıza getirdiğimiz bu kadar oldu. O da böyle oluyor. Bitirecek zaten Nanay. Yak geçtim abi. Bu Anat'te hemen şöyle fullleyelim bu Anat'i. Yaratıcı oyun kurucu olsa bölgesinde. Yani işte ne diyeyim? Bu kartlar beni çok cezbetmedi ya. 90 getirsek, bir tane de şut gücünü 80 yapsak bir puan kaldı. Al ona da boost aldırdık, 88 oldu. Ne diyeyim abi? Geçelim. Alejandro Garnacho. Arkadaşlar Garnacho. Hız denge çok iyi. Hmm. Haydi. Mecbur buradan çekeceğiz bir tane. Ne yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok yani. Ya burada komple alacaksın, bunu da top sürmeye vereceksin. Yani en azından bitirecek oldu. Kanat forvet niyetine kullanıştı. Işte. Hızlanma, denge, top sürme 90 ve üstü oldu işte. Becerilere bak. Neyse, geçelim gençler. Bence asıl mevzumuza devam edelim. Yani bunlar çok kafa kurcalıyor. Ya bunlar, yok neyse geç. Arkadaşlar Leo de Messi, beyler. Benim fullemem bu şekildedir. Ee, GF bölgesinde yani kart CF değil de GF gelseydi bakar mısınız kartın potansiyeline? Burada şu anda 108 yazacaktı. GF olsaydı şu kart şurada 108 yazacaktı. Arkadaşlar Messi 108 overall, overall oluyor demektir bu. Beyler 108 potansiyeli var demektir bu beyler. Ee, geriye gelen forvet. Yani farkındalık 98, denge 99, biticik 92. Ya bunlarla oynayabilirsiniz yani 107'ye falan düşüyor overall arkadaşlar. Eğer ee, yani yüksek potansiyelle oynamak istiyorsanız bu şekilde benim bu yaptığım gibi full yap oynayabilirsiniz ki bence çok rahat oynar. Yani burada yapacağınız tek hareket şu olur. Hani abi bana bitirecek 90'da yeter diyorsan şayet. Şuradaki çıkan puanın bir tanesini yine şuna veremezsin. Veremezsin. Verilmiyor çünkü. Ha ne olur 86'a gidiyor ama yok ha. Hiç bence bozmaya gerek yok. Bak şu olay. Abi bence bu ya. Hiç dokunma. çok iyi abi. Baksana şuna. Yani. Şut gücü 88. Farkındalık çok iyi abi. 98 farkındalığı var yani. Hani sen onun 85 hız olduğuna bakma. Bu topu ayağına aldı zaman bu gider. Gider yani bitiricik 92 duran toplar 92. Yani tam bir e, GF kartı aslında. E, yani bitiricik 90 da yeter aslında da e, pasa falan vermek lazım veya top sürmeyi bir tık daha yükseltmek lazım. Yani bitiricikten alıp şu hareket mesela. Yani 107'ye düşüyor ama Hani iyice top ayağına yapışsın istiyorsanız böyle de yapabilirsiniz ama bence hiç gerek yok. Bu da çok rahat yetecektir arkadaşlar. Şu olay çok rahat yetecektir. Bence Messi'yi bu şekilde kullanabilirsiniz. Dediğim gibi hızı 85 ama farkındalık çok yüksek. Bize o hızı e, yeteceği düşünüyorum ben. Kart güzel bir kart. E, elinde big time Arjantin Messi olanlar vardır illaki beyler. Yani şu Messi Şimdi siz dersiniz ki abi ondan da onu kıyaslasana. Bende bu var ben bunu alayım mı? Diye soranlar olacaktır illa ki. Şu. Şu kart bak. Hemen bakalım. E tabi şimdi bunun da mesela bunu da 90'a çekelim. Mesela şey hak geçmesin. Ha, bunda bu dava var mesela. Top kontrolü 84 diyor. Baksana abi bak bu daha dengeli görüyor musun? Şimdi bu karta bunu benzeteceğim. Bak bunun farkındalık da düşükte kalıyor ha. Yani hızlanma hiç boost almıyor. 94, 99, bu 92, bu 98 ha. Bak şurada mesela 95, 97, 96. Şurada bir puan oynuyor. Bir şurada yüksek. Altı ee, 6 puan ama top kontrolü bunun 80, bunun 96'ymiş. Yani e, eyvallah. 84 hızı varmış, hızını bir yükseltelim bakalım kaça getirebiliriz. 88 yapabiliyoruz, bunun hızını, ee, pasını nereye kadar yükseltebiliyoruz? Bir tane kaldı, onu da top sürmeye versek, ha bunun fiziksel temas çok fazla. Bunun da mesela fiziksel teması yok. Ama bunun sıçraması, he o yo, aynı, yok bu daha iyi bir fiziksel olarak. Bir dakika. Yani bunun burası e, ve pas kısmı bitiricikle beraber yani şu kartın bakın bak şura şunu görmeyin. Sıkı tutması onun çok var. 101 ya. Onu geç. Bak şu kısım sıkı top tutması hariç değil mi? Aynen abi. Öyle diyebiliriz. Bu iyi. Yani tam işte forvet olduğundan dolayı böyle. Bu kartın da abicim şurası iyi işte. 88-99 85-94. 99 denge 98. a aynıymış. Ha bir de fizik. ya Bunun da şu 4 kısım iyi. Arkadaşlar. Ya karar sizin. Ama ben ee, bu kartı daha çok beğendim. Şunu. Daha dengeli geldi bana. Özellikle şu ofans kısmı. Tabi beceri verin. Yani şimdi bu kartı da aldıktan sonra dümdüz kullanmayın buna bir şey verin abi yani e, uzak mesafe plase verin uzun mesafe şut çekme verin yükselen şut veya dal dalan şutu varmış zaten e, dengeli pas verin çift Marsel dönüşü verin veya ne bileyim e, süper davut aç yapacaksan bilek hareketi taban kontrolü vermen lazım yani pozisyon takibi verebilirsiniz. Ee, bu kart benim daha çok hoşuma gitti. Daha dengeli bir kart. Eyvallah. Eyvallah. Ha, ee, dediğim gibi zaten sende bu varsa tekrar söylüyorum hani ee, bu şimdi şeydi hani bu bu benim hoşuma gitti hani onda bir şeyim yok da. Ha, coin sıkıntım vardır. Elinde de bu Messi vardır. Tekrardan bir daha şu Messi'yi almana gerek yok bence. Benim şahsi fikrim. Git onu Griezmann al abi. Fransa git İngiltere Ligi, İngiltere Ligi nereden çıkıyor? İngiltere milli takım paketi al yani. Veya bekle. Maradona falan gelecek bak pazartesi günü. Onda şansını denersin. Bir 400 coin daha eklersin. 1500'ün üstüne. 300 coin pardon. 900 iki tane onlu açarsın. Belki Maradona'ya getirirsin. Hani anladın mı? Yani şu varsa elinde Gerek yok be abicim. Yani aynı tarz. Aynı tarz oyuncu. Ya. İkisi de geriye gelen zaten yani. Hani gezici kanat Messi olsaydı abi ya o o kanat Messi ben forvet istiyorum. E tamam onu al gene o zaman bunu. Hani bir ihtimal. Ama ikisi de aynı tür kart. Ee, sadece işte dediğim gibi bunun burası çok kuvvetli. Bunun da şu dört tane yeri kuvvetli. Yani karar ee, kararsızın gençler. Tamam mı? Güzel kart. Eyvallah. Zaten e, Fransa e, uzun top kontra zaten e, 88 oynatıyor. E, onun onu antrenörü de kullanılır arkadaşlar. Tam boost alabilmek için oyunculara. 88 de oynattığı için. Ya de işte dediğim gibi çift oynatıyor. Yani top çevirme hızlı kontra tak oynatıyor. Alabilirsiniz. Sen bu Messi için alabilirsiniz. Yani e, çok da diğer bakıyorum şöyle. E işte fena değil. Yani burada da yani yani bu da hadi bir tık yani şey düşük bitirecek ama ya oyuncular çok ıı, a diye diyeceğiniz oyuncular değil. Ama Messi ve e, top çevirme hızlı kontra ikisini aynı anda oynamak istiyorsan antrenörünü kullanabilirsin arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi gençler bu e, şey de kapatalım. E, burayı da kapatalım. Bu da tamam mıyız burada? Kapatıyorum cavlatıyorum. Kapattım arkadaşlar. Hemen geçelim diğer e, sayfamıza. Burada kim vardı abi? Burada da e, geldi mi görüntüm? Geldi. İngiltere'yi inceleyeceğiz arkadaşlar. İngiltere Ligi paketi. İngiltere Ligi nerede çıktı? İngiltere Milli Takım paketi arkadaşlar. Sanırım 900 coin değil mi? Antrenörü hem hızlı kontratak oynatabiliyor. 87. E, uzun topla kontrol 86 mıydı? İkisini aynı anda oynayabiliyorsunuz. Birisini alt taktik, defansif taktiğinizi e, uzun topla kontraya rahatlıkla çevirebilirsiniz. Bu antrenörü kullanarak. Yani Southgate'i. E, bir avantaj. Yani antrenörde bir avantaj. Bir de 900 coin bu e, paket. Bunlarda tabii ki şeyler var ya. Big time'lar. O yüzden bunlar 1500. Yani e, 1500'lük bir paket alıyorsunuz ve ee, hem antrenörü kullanabiliyorsunuz hem de big time bir karta sahip olmuş oluyorsunuz arkadaşlar aslında hani e, bir onlu basınca gelmiyor ki bu hani diyelim ki şu big time'lar big tane time kutunun 150'lik bir paket içerisinde olsa size en az 50 tane açtırır yine tutturamazsınız ama adamlar 1500 coin'i aslında size big time kart hediye ediyor ee, dediğim gibi böyle düşündüğünüz vakit yani şu iki paket e, aslında alınabilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Ama dediğim gibi e, karar sizin. E, sıkıntınız yoksa alabilirsiniz. Hem de son gün alabilirsiniz. Tamam gençler şimdi e, son gün alın ki uzun süre kullanırsınız yani. Paketin bitmesine son gün. Daha 2 ay mı var bunlar? Bilmiyorum ki iki ay vardır herhalde. Pickford 88-88 tam sınırlarda dolaşıyor. E, bir çar. Yani ara pası vermesi varmış. Alçak da kaç kaleciniz at ben ona mucadıro. Tamam yani Pickford'a sevgilerimizi gönderiyoruz. Ee, bir de bu yeni kartlar arkadaşlar hem milli takım da oynayabiliyor hem de lig etkinliğinde oynayabiliyor. Bak bu güzel. Eski kartlarda o yoktu. Mesela milli takım kartı çıkartıyorduk. Mesela Gullit çıkartıyordum. Hollanda kartı, milli takım kartı atıyorum adam işte eee Barcelona'da oynayamıyor mesela. Atıyorum şu anda işte mesela Milan, İtalya Ligi etkinliğinde Gullit'i oynatamıyordunuz. Ama şimdi mesela Gullit'in yeni gelecek olan Hollanda mil takım kartı hem İtalya Ligi etkinliğinde oynayabilecek hem Hollanda, mil takım etkinliğinde oynayabilecek. Bu güzel bir şey. Ama bunu işte yeni kartlar yapmışlar. Niye? Sen aç diye. Eski kartlarda bunu yapmamışlar. Öyle uyanıklar ki abi. Devam abi. John Stones. Beyler 76-70 yani eee Fena değil diyelim. Oyun kurucu zaten. Dos mevkisinde de oynayabiliyor. Bence bunu Dos'a koyup bu orada mı oynatmak lazım? Bak mesela bunu Dos'a koyacaksın. Bak mobiciler ben size ne dedim? Oyun kurucu. Videonun başında. Abi bunu koydun buraya Dos'a. Buna bir de derin çizgi verdim baba. Adam zaten stoper. Kral gelecek şu iki tane stoperin arasına bir girecek baba. Üst stopere dönecek taş gibi. Bak gördün mü? Olay bu. Derin çizgi içinde anladın mı kral? Bak tam derin çizgilik oyuncu. Ön liberolar da öyle mesela. Yani eyvallah. Ama burada cavlamış tam yani buralara beceri istiyor yani. Ne nerede hani açı dağıtma nerede adam markajı nerede abi? Nerede? Yok akrobatik uzaklaşma yok. Yani mesela açıktan pas 80 dosta da oynar ha pas atar. Rice. Arkadaşlar Rice defansif kısmı bayağı kuvvetli top kontrolü de var, pasta var. Hızlanmada e, tam orta sahaymış da niye öyle olmuş? Yani tam orta saha kartı hızlanması da düşük. Ben ön libero zannettim. Bir şey demeyecektim. Ama tam orta saha olunca şimdi işin rengi değişti kral. Ama ben bu oyuncunun buglı olduğunu düşünüyorum bu arada. Ya yani oynar. Da şundan emin değilim ama kral. Bak şu şundan emin değilim abicim. Hadi şu neyse hadi. Ha şu. Bu da düşük de. Ön libero olsaydın keşke lan. Niye tam orta sağ kart oldun ki? Neyse. Bir değerlendirin bakalım gençler. Yani hızlaması e, hızlanması hoşuma gitmedi. Hadi hız tamam da. Harry Maguire. Arkadaşlar Harry Maguire'ı 3 e, evetle kendisini buradan uğurluyoruz. E, İngiltere Ligi'nde başarılar diliyoruz arkadaşlar. Ben Shilwell görev adamı dediğimiz beklerden. Defansa geçecek gelecek. Birazdan da bir tık düşük gibi geldi. Defansını yapacak. Ortasını açacak. Kral. Tamam bitti. Geç abi. Trent Alexander Arnold arkadaşlar. Bu kart işte güzel gözüküyor. Yani bu kart. Bakın defansı gayet güzel. Yeşil. 80 ve üzeri. Katılım 90. Çok iyi. Yani kanat bekte olarak kullanabilirsiniz. Bekte de kullanabilirsiniz. Defansa her daim gelecek bu herif arkadaşlar. Pası 90. Yerin ortası var. Falso 92. Şut gücü 93. Deli gibi orta keser bu. Bak şut gücü var. Biz ne dedik? Abi orta kesmek için ihtiyacımız olanlar. Şut gücü. Pas. Falso. Beceri. Herifte hepsi var abi. Bitti. Al sana bek. Bunun orta kes işte. Ha, bununla orta kes. Hani orta keseceksen şayet. Yani bir şey yok daha ne anlatayım daha bir şey idirlemeye gerek yok. Adam da defans bile yapıyor yani yanında sana. Hem orta açarım hem defans yaparım diyor herif. Bir, hız, bir tık şurası bana düşük geldi. Onun dışında hani kullanmamız ee, kullanmanız gereken bir kart gövde de e, değerlendirebilirsiniz bence. Hani gövde de kullanılabilir diye düşünüyorum ben. Defans kısmını biraz yükseltirsiniz pastan alıp aslında. Eee, ki pastan alamazsınız. Zaten 2 puan vermişiz 90 olmuş. Oha çok iyi lan. Hızdan alınır o zaman. Göğe koyarsanız. Yani şunu şöyle alırsınız şuradan. 86 yapsan. Şöyle falan olur gövdede de. Yo. 80'de olsa oynamaz mı? Çok rahat oynar ya. Oynar oynar. Oynar abi. Arnold zaten oyunda etkisini hissettiren bir oyuncu. Beyler. Onu söyleyeyim yani. Ben rakipte de karşıma geliyor. Gayet Hani ki big time mesela kartı var şey epic kartı var pardon big time demişim epic kartı çok iyi yani rakipte de karşıma geliyor ee, zorluyor bayağı ya deli gibi hem hücuma geliyor hem savunmaya geliyor hem hücuma geliyor hem savunmaya geliyor manyak yani dinamo geçelim film foden arkadaşlar e, 88-93 ama 89 şut gücü şuralar gayet bence yeterli ki denge 96 muazzam çok güzel 90 ve üzeri 85 tam sınırda farkındalığımız Ofans oyuncusu için. Pasımız 85-80. Bitişimiz 82. Falsomuz 83. Güzel bir kart. Hem OSE hem GF bölgesi için arkadaşlar. Ee, kullanılabilir diye düşünüyorum ben. Ee, yaratıcı oyun kurucu. Phil Foden Beyler. Ama burası cavlamış. Cavlamış abi. Şut becerisi yok herifte hiç. Durum bu. oraya Watkins Beyler. Ee, Yançar. Sıçrama 86. Kafa vurabiliyor Yançar. Beceri fakiri. 88 bitiricilik. 93-88. Yani. Marcus Markus Turam sahte koşu duydu. Onun fırsatçı golcü halini düşünün. Aynı işte. Marcus Turam'a benziyor. Baksana. Ama bu fırsatçı golcü. O sahte koşuydu. Geç abi. Aaron Gordon. Sınırlarda gezen bir kart. Top taşıyabiliyor. Dengesini beğenmedim. Kendisini buradan 3 ayetle uğurluyoruz arkadaşlar. yani pası da düşük gelmiş. Callagher GP'li kart havasında. Yakışıklı bir abimiz. Sarı saçlı. David Beckham gillerden. Diyebileceğimiz bir saç türüyle. Ve işte Leonardo DiCaprio gillerden. Diyebileceğimiz bir saçı var. Kralın. Artist. Ama oyunda da cavlamış. 77 hız ama 81 hız. Yani. Yok. Geçelim abi. Judd Bellingham. Al sana topçu bak. Bak şu paket. Hem antrenörünü kullanırsın. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? bak. Ryzen'ı da ben e, ee, değerlendi bir olmuşum. Ryzen, Alexander Arnold, Foden'da tabii ki. ya yani şuradan 4 tane oyuncu alırsın ha. Bence. Ryzen, Alexander Arnold, Foden ve Jit Bellingham. Beyler. Bellingham'a da bir bakalım. 90 farkındalığı var. 10 numara oyun tarzıyla oynuyor arkadaşlar. Az biraz defansif kısmı da sarı gelmiş. 84'siz 80 hızlaması var. Eh fena değil. 84 şut gücümüz var. 90 dengemiz var. Çift ayağımız var arkadaşlar. 85 bitiriciliğimiz var bu arada. Yani iyi. Gayet iyi. 90 alçaktan pası var. Hani e, uzun da boyu var. 1.86 boyunda. E, ben aday sözleşmeli kartını kullanıyordum. E, Epic kadromdan önce. Baya da gollerde attım. Hani videolarda attım kanala. Güzel de vuruyordu. Eee... Uzun mesaj çekmeyi falan verin. Bakın yok bu arada. Ee, hafif yüksekten pas verebilirsiniz. Güzel yani. Ben çok kötü görmedim ben bu kartı. Denge, dayaklık bakar mısın? Bak. Tost tutması, top kontrolü mesela 1.86 boyunda ama burası iyi gelmiş arkadaşlar değerler. Mesela 90 farkındalık. iyi yani. Dengesinin 90 olması. Baksana. Yani aslında böyle şey gibi duruyor da kart. Bence Hani böyle sanki böyle eksikler varmış gibi duruyor da aslında eksiklik değil de ee nasıl diyeyim sana ee rakamlar şu bir iki tane daha oynasaymış daha iyi olurmuş diyebileceğimiz bir kart aslında da işte oynasa da zaten 102 değil 104 olur o zaman konami bunun etiğini getirir yani güzel güzel İş yapar yapmaması mümkün değil ki abi yani Jud Bellingham. Hızlanmayı bir tık yükselseydik aslında iyi olurmuş. Mesela top sürmesinden alsam krallar. Ama işte şeyin buzlu kayboluyor. Top sürmesinin buzlu kayboluyor işte. Yok neyse. Yok yok top tutsun abi. Top tutsun osede. Top tutsun yeter o hızlanma. Pasını atsın 90 alçaktan pası var. Gayet güzel tamam. Durumu gençler. Ee, genel itibariyle baktığımız zaman ee, dediğim gibi yani 1500 koyuna e iki tane big time oyuncu sahibi olmuş oluyorsunuz. Ee, yani buradan değerlendireceğiniz oyuncular da çıkıyor. Hani çıkmıyor değil arkadaşlar. İşte bir Upamecano denersiniz. Bir e, ee, Kamvanga denersiniz. İşte buradan çok fazla değerlendireceğiniz oyuncu yok. Bir Depol var sanırım ee, konuştuğumuz. Messi ama gayet iyi gözüküyor. Arkadaşlar buradan Griezmann öyle. Yani e, antrenör için ve e, hani 1500 coin abi ben mesela işte bende geriye gelen forvet zaten var ben bunu almasam İngiltere Ligi paketi alayım mı dersen al çünkü burada 4 tane oyuncu var yani hem antrenörü iyi hem 4 tane de oyuncuyu buradan alabilirsin takımına yani e, buradaki oyuncuların performansı da iyi arkadaşlar bu arada telefon çaldı hemen şöyle yapalım ee, durum bu. Alınabilir. Sıralama yapacaksam arkadaşlar, antrenöründen dolayı 88 oynatan uzun topla kontra bir tek bu var sanırım şu anda. O yüzden ilk sıraya Fransa paketini yazarız. Ee, daha sonra Messi olduğu için e, National Team Pack Argentina ikinci sıraya girer. Ama Elinde Messi'si olanlar için ikinci sıraya İngiltere paketini koyarım. Arjantin'i 3'e koyarım arkadaşlar. Yani buradaki avantaj daha fazla. Hem antrenörü arkadaşlar. Hem de e, oyuncuları. Eyvallah. Bakalım. Durum bu gençler. Ben acele etmeyeceğim. Zaten şu anda memnunum takımımdan, oyuncularımdan. E, gelen epiklere bakacağız. Pazartesi günü ben zaten yokum. Artık Twitter'dan veya topluluğa yazarım. YouTube topluluğuna. E, incelemeleri Twitter'dan yükseltmeleri nasıl yükselteceğinizi YouTube'un topluluk kısmından resim paylaşırım. E, i̇şte Maradona'yı böyle yükseltebilirsiniz falan filan diye. Arkadaşlar e, bir hafta ben cavlıyorum. Size de şimdiden iyi bayramlar diliyorum arkadaşlar. Ailenizle sevdiklerinizle e, iyi bayramlarınız olsun. Bayramınız mübarek olsun şimdiden. Ee, görüşmek dileğiyle diyelim arkadaşlar. Ben yokken kendinize iyi davranın. Fazla da sinirlenmeyin oyuna. <laughs> arkadaşlar oynayın geçin tamam mı? <laughs> kendinize iyi bakın görüşmek dileğiyle hoşçakalın.